Mustafa Acungil, merhaba. Nasıl mizah? Merhaba. <laughs> Nasıl sabah? Bak, yapamıyorum diye bir şey yok görüyorsun. Soru yoruma Mustafa Acungil'i de alabiliyoruz. Yani yapamıyoruz diye bir şey yok. Hoş geldin bu arada. İlk konuklu Hoş soru yorumumuzu hocam. da seninle yapmış oluyoruz. Ee, Her şeyin bir ilki var. Demek ki konuklara ihtiyaç var. Aynen, güzel oldu vallahi böyle. Şimdi Mustafa'cığım hakikaten bu, biz tabii bu eğitim içeriklerini e, tasarlarken, konuşurken ee, ...senin zaten uzunca bir zamandır hem bilgi adamları, hem açık beyinde yaptığın eğitimler çerçevesinde verdiğin temel konulardan biriydi. Bu başlık altında topladığımız, üzerinde çalıştığımız bir içerik var... E ee, özellikle bu imkanların bolluğu çağında yapamama hali böyle üzerimize maalesef bir ölü toprağı gibi çökmüş vaziyette. Senin buna e, bazı enteresan bakış açılarım var. Bu çarşamba günkü webinarda neden yapamıyorum, nasıl yaparım başlıklı açık beyin webinarında ve genel olarak bu konu başlığında bugün hani genel olarak merakları giderecek neler söylemek istersin? Neyi nasıl yapamıyoruz? Neyi neden yapalım? Neyi nasıl yapabiliriz? Böyle de enteresan bir soru. <laughs> Ee, tabii neden yapamıyorum deyince acaba hakikaten yapamıyor muyuz onu bir düşünmek lazım. Şöyle birazcık düşün önce ha hakikaten yapamıyoruz cevabı ortaya çıkıyor zaten. Ee, yapabildiğimiz şeyler var, alışık olduğumuz, içinde olduğumuz şeyler var. Ama bir yandan da böyle hayatımıza sokmak istediğimiz eskisine göre de erişimi kolaylaşmış olması gereken artık daha kolay olması gereken bir sürü şeyi yapamıyoruz. Mesela Türkiye'de herhalde birkaç milyon insan işte yabancı dili akıcı bir hale getirmek falan gibi bir türlü yapamadığı bir isteğe sahip. Ya da işte meslekler kayboluyor, yeni meslekler çıkıyor falan nelerin para edeceği, nelerin işe yarayabileceği belli gibi gözüküyor. Ama o alanlarda yetkinlik edinmeyi bir türlü başaramıyoruz. Ya da işte çeşitli özelliklerimiz var, bırakmak istediğimiz, değiştirmek istediğimiz bir türlü bunlar olmuyor gibi böyle bir e, sorunun içindeyiz. Bir yandan baktığımız zaman aslında bunları nasıl yapabileceğimiz, neden yapamadığımızın açıklamaları falan bunlar da gani. Yani hani gidip herhangi bir kişisel gelişimle ilgili 3-5 tane kitap çekseniz bir haftan e onların içerisinde bununla ilgili bir sürü şeyi bulmanız mümkün zaten. Ama bir şekilde insanlar hayatlarına geçiremiyorlar bu konuları. Ve işler kolaylaştıkça bu getir, geçirememe hali daha da acıklı bir Hale bürünüyor. Çünkü hani baktığın zaman görüyorsun ki ya bu kolay. Hani yapabilmem lazım bunu. E ama olmuyor bir türlü. İşte bunun üzerine duruyoruz. Hani Bunun üzerine dururken de yani dedik ki hani bir sürü zaten bu konuyla ilgili literatür var falan. O literatürün yanına bir literatür de biz ekleyelim. Hani yapamaya, yapamamanın yükünü biraz da biz artıralım gibi değil. Nasıl eyleriz bunu? Hani nasıl eyleme dönüştürebiliriz? Nasıl yapabilir hale gelebiliriz? Bununla ilgili benim geliştirdiğim bir yaklaşım var. Kökenini böyle bir yandan IT dünyasından, bilişim dünyasından, yazım geliştirme de kullanılan bir takım teknolojilerden, yapılardan, bir yandan proje yönetimindeki yenilikçi yaklaşımlardan, bir yandan psikolojiden, bir yandan da nörobilimde beynimizin çalışma şeklinden beslenen böyle çoklu kaynaklı bir yaklaşım var. Buna çevik yaşam diyorum. Yani çevik yaşam bağlamında bu problemi nasıl aşabiliriz? E, onun üzerinde duruyoruz temel olarak. Şimdi bu çevik yaşam meselesi bizim de hani merkezi konumuzda bir şey. Hatta bu arada ben Mustafa Cünk'ün öğrencisiyim bu konularla ilgili. Bu aralar aktif Sağ olarak kendisiyle seanslar yapıyoruz. E tabi Mustafa'nın işi zor. Benim gibi bir adamı, yani transatlantik modeli yaşayan bir adamı çevik bir hale getirmek için. E, azimle ve aslında başarıyla çalışıyor. Yani beni bile bayağı düzene soktu sayılır. Şimdi burada... Ya birincisi bu nasıl yapamıyorum da biz genellikle kişisel yetersizlik ya da işte zaman yetmezliği falan gibi bir şeylerden temelde şikayet ediyoruz. Seninle yaptığımız e, Sinan Canan'ın çevik yaşam oturumlarında benim fark ettiğim şeylerden bir tanesi oydu. Yani önündeki zamanı nesnel olarak algılayamıyorsun ya da planlayamıyorsun ya da bir işi şu kadar saatte yaparım ya da işte buna hayatta vaktim yetmez dediğin şeylere başlayınca ya da girişince o zaman planının hiç oraya oturmadığını fark ediyorsun. Biraz yani zihnimizdeki algılarla hayatımızdaki reel olaylar arasında bir kopukluk var gibi. Galiba bu sistem biraz bunu fark etmeye dayanıyor değil mi? Yani öyle bir evet temel olarak aslında tanımaya odaklı. Hani üç tane şeyi tanımam gerekiyor. Kendimi tanımam gerekiyor. Ne istediğimi bilmem tanımam gerekiyor isteklerimi ve yöntemlerimi tanımam gerekiyor. Evet. Bunları tanıyıp bunları geliştirmeye başladığımızda da aslında yol almaya başlamış oluyoruz. E, tüm mekanizma e, basit bir takım yöntemlerle bu arada kullandığımız yöntemlerin hiçbiri öyle karma karışık bulunamayacak şeyler değil. Kritik nokta her insanın uygulayabileceği bu konuları, bu yaklaşımları sade bir şekilde yapabileceklerimizden başlayarak yavaş yavaş böyle kocaman şeyleri de bir anda değiştirmeye çalışmadan e, adım adım ilerletmek kendimizi tanıdıkça isteklerimizi tanıdıkça kullandığımız yöntemleri tanıdıkça bunları geliştirme şansımız oluyor. Onları geliştirdikçe de zaten problemler kendiliğinden çözülmeye başlıyor. Aslında şöyle yani mesela yürümeyi bile bir takım yöntemlerle öğreniyoruz. Hani hiçbir bebek öyle rastgele hadi yürüyeyim diye yürümüyor. Hani bir evet. bir takım yöntemleri var tercih ediyor, kullanıyor. Kimi emekliyor, kimi emeklemiyor hiç. Kimisi bir yerden tutunuyor, kimisi başka bir şey kullanıyor falan. Giderek o yöntemleri iyileştirerek e, yapıyorlar işleri. Ama biz yaşamak dediğimiz bir şey var. Ve bu yaşamak dediğimiz şey giderek karışan bir ortamda olduğumuz halde Gelişine yaparız gibi düşünüyoruz. Hani nereden mülhemse bu? <laughs> ben de ben de aynısı var işte ben de. Vallahi çok güzel. Hayat kurtarıcı bir şey olabiliyor özellikle böyle gündemlerin yoğunlaştığı zamanlarda. Sen bir şey daha söylemiştin özellikle zaten bu eğitimde önemli bir parçası zannediyorum o. Yani bu e, çoğu zaman yapamama nedenlerimiz ve olası yapma yollarımız bilinç düzeyinde değerlendirilmediği için. Biz e, onu zihnimizde aslında şekillendirme zamanı da bulamıyoruz. Bu biraz galiba bu bilinçsiz olarak yani verili ya da garanti saydığımız bazı şeyleri bilinç düzeyine taşıyıp bir yoğurmak ve tekrar evden geçirmek süreciyle de alakalı değil mi? E, özellikle hani bendeki etkisi biraz bu yönde olduğu için burada senin de bir şeyin olduğunu biliyorum. Hani zihinsel bir çalışma yöntemi var. Onu da acık bizimle paylaşırsan çok seviniriz yani. Tabii öyle bir işin, yani var. hani nörobilimle ilgili kısmı da burada aslında. E çok net bir şekilde biliyoruz ki bilinç dediğimiz şey çok kısıtlı bir kaynak. Özel bazı maçlar için orada var olan bir şey ve genel olarak yönlendirmeyi yapması gereken bir şey. Hani stratejiye göre yaşam tarzımızı nasıl değiştirmeliyiz, düzenlemeliyiz falan onu yapması gereken bir şey. Yani bir, bir milyon çalışanı olan bir şirketin bir CEO'su gibi düşünün. E, o CEO eğer yönlendirme ile ilgili üzerine düşenleri yapıyorsa o zaman büyük kaynakları doğru şekilde yönlendiriyor ve acayip şeyler olmasını sağlıyor demektir. Ama CEO tutup da tekil bir işçi gibi işçi olarak çalışmaya kalkarsa normalde hani aşağılara öğretmesi gereken ve yaptırması gereken şeyleri kendi kendine yapmaya çalışırsa o zaman yönlendirmeyi de yapamıyor ve o işi de yapamıyor. E, o yüzden de hani bizim burada e, otomasyon yazılımı yani bilinçaltımızın e, bilinç dışındaki o asıl geniş beyin kaynaklarımızın nasıl yönleneceğini yapılandırmamız lazım. Şimdi mesela bedenimizi düşünelim. Böyle gençken kas sistemimiz falan böyle bir sürü şeyi kaldırabiliyor durumdayken ağrı falan pek o kadar hissetmiyoruz. Evet. Mesela kemiklerimize yükleniyoruz, saçma sapan hareketler yapıyoruz, pozisyonlarda duruyoruz ama beden onu tolere edebiliyor. O yüzden ağrıyı hissettirmiyor bize. Ama bunu yap 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 yaş ilerleyip de beden artık tolere edememeye başlayınca ağrı olarak ortaya çıkıyor. Yani diyor ki bilinç seviyesine bak burada bir problem var. Ben bunu kendim çözemiyorum. Bunu halledecek bir şeyler yap. Hani genel davranışımızı buna göre değiştir ya da tedavi et diyor. Mesela stres, kaygı, endişe bu gibi şeyler de aslında bizim bilinçaltı sistemimizin bize mesajları. Yani böyle yapmak istediğimiz şeyler var bir türlü yapamıyoruz bununla ilgili kaygılar içerisinde stres yaşıyoruz falan. Aslında diyor ki ey şoför şoför mahallinde oturan şahıs yani bizi yönlendirdiğin yerde biz batağa saplandık yani burada gidemiyoruz. Bir problem var bizi buradan çıkarman lazım yönlendirmen lazım şu direksiyonu biraz çevir demiş oluyor. İşte neden yapamıyorumdaki temel kritik nokta burası. Hani e, tercihlerimizin mesela üniversite sınavında işte aldığım sonuçlarda şurayı yazmışım, burayı yazmışım, şu mesleği tercih etmişim, bunu tercih etmişim, şu olmuş, bu olmuş. Bunun hiçbir önemi yok aslında. Onlar gidilen yollar. Oralara biz gidiyoruz insan olarak ve nasıl bir insansak o nasıl insan olduğumuzda oraya götürüyoruz. O yüzden de böyle ben nasıl biriyim, benim davranış kalıplarım nasıl, Çalışan ne var, çalışmayan ne var, nereleri değiştirmek, dönüştürmek lazım. Bunlar için çok kritik noktaları aslında. Ha, yani şöyle de ifade ediyorum ben bunu. Haftamıza sokamadığımız bir şeyi yaşamımıza, hayatımıza sokamayız. Ve haftamızı nasıl yaşıyorsak aslında yaşamımız da öyle geçiyor. Dolayısıyla böyle bir durup kendimize, iş yapma şeklimize, yaşam tarzımıza vaktimizi nelerle geçirdiğimize, hangi yöntemleri kullandığımıza bakıyor olmamız lazım. Benim sistemde aslında bunlara nasıl bakarım ve bunlara nasıl iyileştirmeye doğru gidebilirim? Buna odaklanıyor temelde. Evet, yani Mustafa ile yaptığımız birebir mentorluk çalışmalarında kendimle ilgili farkındalıklar her zaman çok hoşuma gitmese de işlerimi düzene sokmak açısından bunların gerçekten olması gerektiğini fark ediyoruz. Biraz tabii kendine tanışmakta sancılı bir süreç. Bu arada bunun belli bir yaş grubu ya da meslek grubuna hitap eden bir sınırı yok bildiğim kadarıyla. Senin anlattığın mesela aslında herkesi temelde ilgilendiren bir mesele dolayısıyla bu çarşamba bir buçuk saatlik bir webinar. Saat 19 muydu 20 miydi abi kaçtı? 20'de. De. Saat 20'de Açık Beyin.com sitesinde bir buçuk saatlik bir webinarla bu işin temellerini öğrenmek isteyen herkesi bekliyoruz. Onun dışında uzun ya bu işi zaten hayatınızda yerleştirmek istiyorsanız webinarda da göreceksiniz. Ya benim her gün kullandığım yazılımların ben bu işe yaradığını bilmiyordum. yani son derece basit. Yani bildiğiniz bir Excel dokümanı bile kullanabilirsiniz bunun için ya da işte Trello gibi uygulamalarla gayet rahat yapabileceğiniz şeyler. E, bunları hayatımıza yerleştirmenin bu karmaşık dünyada e, önemini ben biraz geç fark ettim. Siz geç fark edenlerden olmayın. E, sevgili Mustafa'cığım teşekkür ediyorum. E, bu açıklamalar için umuyorum. Bundan sonra soran olursa ben biliyorum bu bölümünü kendilerine göndereceğim. Oturup biz çünkü webinar başlığı biraz da şey böyle insanlar tırsıyordu. Neden yapamıyorum? Ne yapamıyorum? Ben yapıyorum. Yapıyorum ben ya. Yapamaz olur muyum falan diye. Hani böyle bir öz yeterlik hissimiz var ya e, hani ona bir çok bir şey dediğimiz yok ama daha fazlasını yapmak her zaman mümkün. E, bu arada dediğim gibi Mustafa bizim açık beynin zaten e, çevik yaşam koçu. Hepimizi yavaş yavaş çevikleştirecek. Benim gibi hantal bir adam bile bakalım. <laughs> İnşallah zaman içerisinde bir yola koyacağız. E, teşekkür ederim Mustafa'cığım. Ağzına ben saldır. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. iyi.